Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. 10. sınıf çalışma kılavuzlarımızı hafta hafta sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Okullarınızda gördüğünüz konuları bizler de YouTube kanalımızdaki videolardan izleme önerileriyle sizlere veriyoruz. Şimdi kılavuzumuzun 2. haftasındayız. Sizler okullarınızda hangi konulardasınız bunları da lütfen bizlerle paylaşın. Bizler de zaten Milli Eğitim'in yıllık planlarına göre sizlere video izleme önerilerinde bulunuyoruz. Çok yakında da soru çözüm videolarımız gelecek zaten arkadaşlar. Şimdi bakalım ikinci hafta hangi videoları izlemeliyiz ve minimum kaç soru çözmeliyiz? Türk dili ve edebiyatıyla başlıyoruz arkadaşlar. Hikayeye bir giriş yapıyoruz. Hikayenin ilk videosunu bu hafta izleyebilirsiniz. Minimum 40 soruda üzerine soru çözmenizi öneriyoruz. Matematikte sayma ve olasılıkla devam ediyoruz. Bu hafta kombinasyondan 2 tane videomuz var. Kombinasyon 1, kombinasyon 2 de geometrik soruları kapsayan bir video. Bu iki videoyu izleyip üzerine minimum 60 soru çözmenizi öneriyor Vural hocamız da. Bu minimum soru sayılarına uyarak arkadaşlar ilerlemeniz sağlıklı tabii ki. Bizler burada uygulanabilir bir program veriyoruz. Aşağıda soranları olmuş yorumlarda. Tekrar söyleyeyim, bu minimum soru sayıları haftalık arkadaşlar. Bütün haftaya yayarak çözebilirsiniz. Tabii ki de herkes kendi programını bireysel olarak kendisi yapacak. Yani biz bunları haftalık öneriler olarak veriyoruz. Altını çiziyorum, öneri olarak veriyoruz. Ancak sizler bunları günlük planlar halinde kendinize göre uyarlayabilirsiniz. Çünkü okullarınız kaça kadar sürüyor, ulaşım vesaire size kalan zaman ne kadar? Bunları bilmediğimiz için, seviyenizi bilemediğimiz için bunları lütfen kendinize göre planlayın. Eğer bu minimum soru sayılarını ben rahatlıkla çözebiliyorum diyorsanız üzerine mutlaka ekstra sorular da çözün. Baştan bu işi sıkı tutalım ve geçiyoruz fiziğe. Fizikte elektrik ve manyetizmadan devam ediyoruz. Elektrik devreleri bu hafta izlemenizi önerdiğimiz videomuz. Minimum 60 soruyu da elektrik devreleri üzerine çözmenizi öneriyoruz. Kimyaya bakarsak kimyanın temel kanunları ve kimyasal hesaplamalardan devam ediyoruz. Bu haftanın videosu mol kavramı ve bağıl atom kütleleri. Bu videoyu izledikten sonra üzerine de minimum 40 soru çözmenizde yarar var. Ve biyolojiye baktık. Hücre bölünmeleri. Hücre bölünmesinin nedeni ikinci videosu arkadaşlar. Yine bu hafta izlemenizi önerdiğimiz video. Kaçıranlar olmuş olabilir arkadaşlar. Tekrar söyleyeyim, hatırlatayım sizlere. Bu videonun alt açıklama kısmına indiğiniz zaman orada hem bu programın indirilebilir PDF dokümanını göreceksiniz. Hem de oynatma listesi şeklinde bütün bu sıraladığım izleme önerileri olan videoları göreceksiniz arkadaşlar. İkinci hafta oynatma listesine tıklarsanız eğer dediğim gibi bütün bu videolar sıralı ve düzenli bir şekilde karşınıza çıkacak. Oradan daha kolay çalışabilirsiniz. Ancak yine daha önce de söylediğim gibi kanalımızdaki bütün oynatma listeleri, ders ders ayırdığımız oynatma listelerinin tamamı güncel arkadaşlar. Ve bütün konularımızı biz yenilemiştik, güncel olarak çekmiştik. Herhangi bir sene içinde müfredat değişikliği olursa zaten o videolarımızı yenileyip yerine yenilerini ekliyoruz. Ama şu anda gönül rahatlığıyla kanalımızdaki tüm oynatma listelerinden dersleri takip edebilirsiniz. Bu programın ötesine de geçebilirsiniz. Okul programınızın durumuna göre diyoruz ve geçtik biyolojiyi de arkadaşlar. Coğrafyaya geldik. Coğrafyada dünyanın yapısı ve oluşum süreci konusuyla devam ediyoruz. İç kuvvetler, epirojeniz, orojeniz ilk izlemenizi önerdiğimiz video. Bir sonraki videomuzda volkanizma ve deprem. Bu iki videoyu izledikten sonra üzerine minimum 30 soru çözmenizi öneriyoruz. Ve arkadaşlar bütün videolardan kanalımıza eklenecek, gelecek yeni soru çözüm videolarımız da olacak. Bunlarla ilgili bilgilendirmeleri de yapmaya devam edeceğim. Şu anda konuların zaten ünitelerin başlarındayız. Lütfen düzenli bir şekilde konu eksikliklerinizi kapatın. Elinizdeki kaynaklardan bolca sorular çözün. Bizler de bu konuların sonlarında zaten harika soru çözüm videoları hazırlıyoruz. Onların da yine bilgisini sizlerle paylaşacağım. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. İyi haftalar.